Değerli öğretmen adayları, yaklaşan mülakat öncesi sizlere faydalı olabileceğini düşündüğüm birkaç önerimle mülakata dikkat edeceğiniz hususları açıklamaya çalışacağım. Evet, mülakata gidiyorsunuz. Her ne kadar çevrenizden bu sınavla ilgili, mülakatla ilgili bilgiler alsanız da, sosyal medyadan veya internetten bu mülakatla ilgili deneyimleri okusanız da, tabii ki herkes ilk defa gireceği için veya bir defa birçok defa girdiyse bile hayatını idame edecek ve öğrenim gördüğü okulda artık mesleğe kavuşma adına son aşama olan mülakat sürecini de başarıyla atlatmak için tabii ki herkeste bir heyecan var. Bu heyecanı bütün adaylarda neredeyse görmekteyiz. Ben de size bu mülakat için mülakata dikkat edebileceğiniz hususları buradan sıralamak istiyorum. Değerli öğretmen adayları, mülakat komisyonu 3 kişiden oluşmakta. Ve bu üç kişilik komisyona girdiğinizde, odaya geçtiğinizde, isminiz okunduğunda, içeri girdiğinizde tabii ki e, sakin ve kendinizden emin olan e, bir e, tavırla mülakat komisyon heyetinin karşısında olacaksınız. Bunun için nefes kontrolü çok önemli. Olabildiğince sınava mülakata geçmeden, aralıklı olarak, derin nefes alarak ve yavaşça vererek ve bu konuda hayatın aşamalarından sadece biri, Önünde daha çok şans var. Ben burada sadece şansımı kovalıyorum. Her şeyden önce sağlık. Ben gerekeni yaptım. Çok da rahatım şeklinde kendinizi tevkin edeceksiniz. Ve kendinizi önemseyeceksiniz. Oraya girdiğinizde, vitrine girdiğinizde hani sanatçılar olur ya e, bu konuda çıktıkları zaman toplum içerisinde biz sahneye çıktığımız zaman rahatlarız. Kuliste heyecanlıyızdır ama e, biz gerçekten sahaya çıktığımızda yani konser verme alana geçtiğimizde hiçbir şey kalmamadı diyorsalar sizin de sanatınızı icra ettiğiniz öğretmenlik mesleğini icra ettiğiniz yer nedir? Hitap sanatıdır. Karşınızdaki muhataplara hitap sanatıdır. Hayatınız boyunca Allah'ın bir verdiği müddetçe mülakattaki gibi karşınızda öğrenciler olduğunda hep hitap edeceksiniz. Çünkü onlar da sizin bir nevi eğitiminiz, ve öğretiminizin eseri olacak. Bir nevi öğrencilerinizin başarı da başarısı da sizin testiniz olacak. Bu yüzden siz ben zaten bu işin bir parçasıyım. Gerekli pedagojik eğitimimi aldım ve bu konuyla ilgili gerekli stajyerlik işlemlerimi gerçekleştirdim ve alanımla ilgili başarıyla okulumu bitirdim. Psikolojisi içerisinde kendinize bir özgüven patlaması, bir özgüven pompalaması yapacaksınız ki içeri girdiğinizde nefes kontrolünüz Yüzünüz, bu konudaki nabzınız normal olsun. Bunları sağladıktan sonra içeri girdiğinizde sakin adımlarla kendinizden emin bir şekilde hemen komisyon heyetine doğru bakacaksınız. Bazı adaylar yanlışlık yapıyor. Nedir bu yaptıkları yanlışlık? Şimdi e, heyetin karşısına geçiyor, heyetin başkanına. Mesela hoş geldiniz diyor heyetin başkanı. Bu konuda bazı heyecanlı, daha konuşmadan mimik yapıyor, konuşmadan kafa hareketleri yapıyor. Heyecanlı olduğunu gösteriyor, gülümsüyor veya bazılarının histerik e, heyecandan sağ sola e, gülümsediği görülüyor. Bunu tabii ki sınavdan çıkan, mülakattan çıkanlardan duyuyoruz. İşte heyecanlandım diyor, elini ağzına kapatıyor, İşte heyecanlıyım ne yapayım diyor. İlk cümleler heyecanlı bir şekilde geçiyor. Bu eksi puandır. Ne olursa olsun size muhatabınız e, bir şey demeden bir şey söylemeyeceksiniz. Herhangi bir ön mimikte bulunmayacaksınız ve karşı taraf bir şey söyledikten sonra onların verdiği soruya karşılık kendiniz en uygun bir dille ve mimik robot gibi değil tabii ki işte e, soru şekline göre e, makul bir ifadeyle ve kısa net cevapla e, soruyu cevaplayacaksınız ve dikkat edeceğiniz bir husus daha var. Şimdi heyette size başka bir şey sorduğu zaman siz bunu kısa ve net bir şekilde anlatırken diğer yanındaki komisyon üyelerine de göz tamasını kuracaksınız ve onlara da bunu anlatırken onların da öneme haiz bir jüri gibi yani düşünün e, bu konuda onlara da önemsediğinizi yani başkan size sorsa dahi bunu %90 hatalı yapıyorlar başkan size sorsa dahi başkanı anlatırken kısa aralıklarla yandaki komisyon üyelerine de bu konuda soracaksınız onların bu konudaki onları önemsediğinizi gösterdikten sonra mutlak bir şekilde size daha kolay soru sormalarını yandaki komisyon üyelerinin ve sizi bu konuda pozitif yönden kamçılayacak daha kolay ve sizi daha onuru edecek bir mülakat alanı oluşmasını sağlayacaksınız. Yani oradaki tavrınızda asla sesinizi ne çok yüksek ne de kısık çıkaracaksınız. Eğer esprili bir şey söylediyseler espriyi kısa ve net bir şekilde gülümseyeceksiniz. Ama asla espriyi devamı ettirmeyeceksiniz veya siz espriye espriyle karşılık vermeyeceksiniz. Özellikle değerli öğretmen adayları bu konuya dikkat etmenizi istirham ediyorum. İkinci olarak e, mülakata girdiğinizde size bazen zıt anlamlı sorular sorabilirler. Yani sizin tepkinizi ölçmek için ee, böyle bir soru da mı olur kolay gibi böyle hareket ve tavırlınızı ölçmek için e, tabii ki sorular sorabilirler. Soru çok kolay dahi olsa soruyu önemseyeceksiniz ve soruyu net ve kısa cevaplayacaksınız. Bu da sizin işinizi ciddiyetini, ölçtüğünüzü gösterecektir ve onlar üzerinde olumlu itibar oluşturacaktır. Ee, gerekli e, bazı arkadaşlarda mimikler oluyor işte ayakları titretenler oluyor. İşte ellerini böyle çıtlatanlar oluyor veya işte bu konuda heyecanlı bastırmak için demin de dedim nefes egzersizi yapacaksınız. Bu hususlara dikkat ettiğinizde olabildiğince kendinizi ne çok sıkacaksınız ne de çok gevşek duracaksınız. Yani gevşek derken salaş durmayacaksınız. Üçüncü olarak da değerli arkadaşlar, erkek adaylar ve bayan adaylar için söylüyorum. Özellikle kıyafetlerde... Koyu renkli tercihleriniz olduğunda, özellikle siyah da olduğunda veya koyu lacivert olduğunda tabii ki içte bir kravat taktığınızda, mesela erkek adaylar için söylüyorum, kravat koyu renkli olsa da turuncu, yani mat bir turuncu renkle motif olduğunda turuncu renk karşıya pozitif bir enerji yaymakta. Onlar tabii ki bunu fark edemezler o anda ama sizin kullandığınız bu renk ee, Onlar üzerinde bir e, pozitif hava, bir e, rahatlama ve size daha relax ve değerlendirme imkanı verecektir. Özellikle e, kıyafetlerinizde çok parlak, e, itici gelecektir, çok e, slim fit e, olmamasına dikkat edeceksiniz. E, özellikle kendinizi bu konuda daha e, resmi tarzda gösterecek. Ama e, dediğim gibi e, spor resmi de olabilirsiniz. Bunun yanında e, ama asla çok uçuk, çok spor e, veya işte çok e, parlak e, bu konuda çok kareli, gözü yoran asla böyle gömlek veya e, giysiler giymemelisiniz. Bunu da istirham ediyorum. E, bir de e, parfüm olayına gelmek istiyorum. E, parfümümüzde dikkat edeceksiniz. Bazen çok karşı tarafı rahatsız edecek şekilde parfümler sıkmayınız. Normal ayarında ve rahatsız etmeyecek şekilde. Genelde çevrede bunun örnekleri vardır. Sorarsınız, bilirsiniz. Daha hafif ve de karşı tarafı çok incitmeyecek bir parfüm seçeneği üzerinde durabilirsiniz. Özellikle diş bakımı ve bunun yanında tırnak bakımı, her ne olursa olsun arada bir mesafe olsa da dediğim gibi saç bakımı önem az edecek bir durumdur. Ee, uykunuza dikkat edeceksiniz. Uykusuzluk insanı gerçekten yoran bir etmen. Bu konuda tekrar ediyorum. Uykunuza önem vereceksiniz ve dikkat edeceksiniz. Ee, bir husus daha belirtmek istiyorum. Ee, sınava girdiğinizde, sınava girdiğinizde, onlar size bitti demeden e, veya e, başka bir soru soracağım dediği an, anlattığınız şeyi lütfen kesin. Yani onun 3-5 saniye sözünü gene soruyu cevaplayacağım diye devam ettirmeyin. Ay çok heyecanlandım, çok heyecanlıyım hocam laflarını yapmayın. Bunları çok duydukları için sıkılacaklardır. Bu klişe tepkileri göstermeyin değerli arkadaşlar. Ve onlar size soruları sorduktan sonra tekrar sorunuzu cevaplarken son anda hepsine göz temasını kurarak onları önemsediğinizi ve bu konuda kendinizden çok emin olduğunuzu bilmeseniz dahi yoruma dayalı sorularda diyorum bakın bilgiye değil yoruma dayalı sorularda bilmeseniz dahi öyle mantıklı bir çıkarımla cevaplar verin ki sizin boş olmadığınızı ve analitik yönünüzün güçlü olduğunu göreceklerdir. Evet sevgili izleyicilerim, öğretmen adayları için mülakata girerken dikkat edecekler hususlarla alakalı çok yapıcı önerilerimi sundum. İnşallah bu konuda kendileri çok başarılı bir mülakat süreci geçirirler ve bu mülakat sürecinde de tabii ki başarılı olurlar. Temennim budur. Hepinize bu geleceğiniz mülakat sınavında başarılar diliyorum ee, ve istediğiniz şekilde istediğiniz yerde görev almanız hususunda bol şanslar diliyorum tekrardan görüşmek üzere Kendinize iyi bakın